biçiminde. Avukat Mehmet Ali Alan telefon attığımızda, doğrudan kendisine soralım bu iddiaları. Hoş geldiniz Sayın Alan. Teşekkür ederim. Siz belediyeye haber vermeden bir davayla ilgili süreçte kendi başınıza belediyeden kararları gizleyerek hareket ettiniz mi? Hayır, böyle bir şey yok. Ben arz edeyim. Buyurun. Candan Hanım da son zamanda söylediği, yani konuşmasının sonunda söylediği, hem TOGO'nun avukatlığını alıyor, evet, hem de belediyenin avukatlığını yapıyor ve bu tür davalarda belediyeyi savunuyor dedi. Ben ona bir açıklık getireyim. Kuşkuları öncelikle ortadan kaldırayım. Evet. Avukatlık yasasının, yani 1136 sayılı avukatlık kanunun 38B maddesinde aynı işte menfaati zıt tarafa avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş olursa teklifi avukat reddetmek zorundadır diyor. Tamam. Aynı tarafta olan, mesela bir davacı dava açtı, 10 tane davalı var aynı konuda ve bu davaların herhangi bir birbiriyle ihtilafı yoksa, o takdirde bir avukat o 10 davalının davasını da alır. Peki burada özellik, bu burada, kanun. Anladım. Burada durum ne? Siz hem Sinan Aygün'ün avukatı hem de belediyenin avukatısınız. Buyurun. Bir de buyurun. Ben daha önce Sinan Aygün Bey ve TOGO beni avukat olarak atadılar bu davaya. Yani belediye beni avukat olarak atamadan, sözleşme yapmadan önce Sinan Aygün ve TOGO beni avukat olarak atadı. Hı hı. Ben hazırlıklar yapar iken, yani müdahale talebinde bulunacağım, sadece müdahale dilekçesi hazırladığım bir sırada belediye bir gün sonra bana bu davayı siz takip eder misiniz dedi. Ben, bu belediye başkanı kim o zaman? Mustafa Tuna mı? Melih Gökçek mi? Tarih 27-12-2016. Yani Melih Gökçek. Evet. Bu dava bana geldi. Tamam. Böylece. Melih Gökçek belediye başkanı, Sinan Aygün müdahil olmak istiyor. Ankara Mimarlar, evet, Odası'nın müdahalesi var. Sizi Sinan Aygün avukat olarak belirliyor. Sonra da Melih Gökçek, evet, diyor ki bizim de avukatımız ol. Evet. Melih Gökçek demiyorum. Yani Büyükşehir Belediyesi diyorum. Evet. Evet. Belediye, yani düzeltelim. Benim ağzımdan çıkmayanı bilinmiş gibi konuşmayalım. Yok yok. Yo, Melih Gökçek derken Büyükşehir Belediyesi demek istedim. Müşavirliği beni bu dava ile 2000 lira ücretle atama yapıyor. Hı hı. Bunun üzerine ben Ankara 17. İdare Mahkemesi'ne TBB Mimarlar Odası 25-10-2016 tarihinde dava açıyor. Evet. Ve bu dava dilekçesinde Ankara ili Söğütözü mahallesi 13.911 ada 16 nolu parselle ilgili 1/5000'lik ve 1/1000'lik plan değişikliklerinin iptalini istiyor. Hı hı. Kimi dava ediyor? Ankara Büyükşehir Belediyesi. Evet. Bunda menfaati zedelenen kim? Sinan Aygün. Evet. Sinan Aygün ve TOGO beni daha önce, yani vekaletnamemdeki tarihi söylüyorum, 26-12-2016 tarihinde beni bu işle ilgili görevlendiriyor. Ama 27-12'de bu idari davaları ben takip ettiğim için belediye adına Tezcan Hanım da ifade etti. Bu dosyayı bana gönderiyorlar. Ama bana göndermeden önce Büyükşehir Belediyesi avukatı Serçin Şengül hanımefendi 28-12-2016 tarihinde davaya cevap veriyor. Yani bana gönderilmiyor bu dosya önce. Ben ne zaman TOGO'nun avukatı oluyorum bir gün önce, sonra bana dava geliyor. Peki. Anlatabildim mi? Bunun bir özelliği şimdi var mı? Yani buradan bir şey anlamalıyız. Hayır, hiçbir özelliği yok. Peki. Şöyle, yani çünkü siz daha önce belediyeye iş yaptınız, sizi biliyorlar. Burada belediyenin hak ve menfaatlerini daha iyi korur diye mi size geliyor? Evet. Siz daha önce Melih Gökçek'in vekaleti var mı sizde? Onun avukatlığını yaptınız mı? Tabii. Melih Gökçek'in 24 yılı aşkın bir süredir avukatlığını yapıyor. Melih Gökçek'in de avukatısınız yani. Evet. Tabii onun avukatıyım. Yani Ankara Belediyesi... Az önce bana niye kızdınız o zaman? Melih Gökçek sizi avukat olarak atadı deyince herhalde Melih Gökçek sizi tavsiye etmiştir. O kadar uzun zaman avukatlığını yaptığınıza göre. Onunla ilgili demiyorum. Ben Melih Gökçek'le sözleşmeler yapmıyorum. Ben tabii ki hukuk müşavirliğiyle sözleşme yapıyorum. Tabii ki, ama hukuk müşavirliği kime bağlı? Melih Gökçek'e bağlı. Hukuk müşavirliğinin kime bağlı olup olmaması beni ilgilendirmiyor. Ben bir dava geliyor ve benim daha önce yaptığım sözleşmeler gereğince bana gelen davaları almak zorunda. Peki. Ve aldığım ücret 2000 lira. Biraz az değil mi? İdare Mahkemesi'nde Türkiye Barolar Birliği'nin tayin ettiği listede, yani ücret listesi gereği 2000 liradır. Ben de ona göre bu davayı alıyorum. Evet. Bundan sonra, miktar çok büyük de az geldi. Miktar çok büyüklüğü ilgilendirmiyor. Yani idare mahkemesinde baronun belirlediği ücret budur. Peki. Yani burada bir menfaat falan yok. Biz sadece belediyenin işlerini hakkıyla takip ediyoruz. Peki. Bakın Yavuz Bey, size bir şey söyleyeyim. Buyurun. Ben belediyeye 1 trilyon TL'nin üzerinde para kazandım. Hı hı. Size tek tek bunu ispat ederim. Hı hı. Bana gelen davalar ya bilirkişi raporu belediyenin aleyhine çıkmıştır, ya mahkemede davayı kaybetmişlerdir, yargıtay aşamasında bana gelmiştir. Sadece bir davadan bahsedeyim ki sizi dinleyenler, beni dinleyenler anlasın. Sular Ankara ASKİ'nin Çamlıdere barajından su getirirken kredi alıyor devletten, hazineden. Hazineyle yaptığı sözleşmede Kovra'ya gelen suyun miktarının %30'unu parasını her yıl ASKİ hazineye öder diyor. Ve 4 tane dava açıyor mahkemeye, hazine parayı ödemiyor, ASKİ hepsini kazanıyor, yargıtaydan geçiyor, kesinleşiyor. Suyun parasının Kofra'ya girişi, yani Yeni Mahalle'deki Yüvedik Caddesi'nde bulunan arıtma tesisine, Kofra'ya giren suyun %30'unu hiçbir masrafa katlanmaksızın bunu hazine alıyor. 4 dava kaybediliyor. Bu işi bana Melih Bey veriyor. Bizi kurtar diye bu şeyi. O işi Melih Bey mi verdi? Bir öncekini bu işi bana Melih Bey verdi. Peki. Şu işi beni kurtarın diye. Tamam. Evet. Ve ben %30'u 4 karara rağmen %30'u iptal ettirdim ve bugün 4 milyar TL para tahsil ediyor. Bunun %30'u 3-4-12 yapar. 1.200.000 her yıl belediye kandırıyor. Belediye kazandırırız. İla nihaye. Tamam mı? Alın. Şimdi gelelim esas meseleye. Asıl meseleye gelelim. Evet. Şimdi Sayın Mimarlar Odası Başkanı biraz önce ifade etti. 25-10-2016 tarihinde 17. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Onların iptali için. Evet. Bunun üzerine bu davaya belediye cevap veriyor. Tamam. Şimdi biz 26-12-2016'da TOGO ve Sinan Aygün beni vekil tayin ediyor. Peki. Daha bana bu belediyenin davası gelmeden önce. Tamam, oraları geçelim çünkü biraz anladım. Hızlı gidelim. Oraları anladık. Şimdi, evet. Bir gün sonra size belediye söylüyor. Devamını bir şey yapalım. Yani biraz bugüne gelmemiz lazım. İddia bugünlerle ilgili, evet. Sözleşme imzalıyoruz. Geldik mi? Peki. Şimdi Ankara 17. İdare Mahkemesi 17.1.2018 tarihinde plan değişiklikleriyle ilgili işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar veriyor. Evet. Bu karar bana tebliğ edilmiyor, bak Tezcan Hanım'ın ifadesinin aksine. Bu karar direkt belediye hukuk müşavirliğine tebliğ ediliyor. 17 Ocak 2018'de. Evet, 17.1.2018 tarihinde. Yani Melih Gökçek değil o zaman. Mustafa Tuna'nın dönemi. Evet. Tamam mı? Tamam. Şimdi o da zaten öyle söyledi. Mustafa Tuna orayı mühürlemedi dedi. Mühürlemedikten. Tamam, ben de yani aynı şeyi söylediniz yani. Gerçek dışı konuşuyor demedim. Tasdik ediyorum ama. Peki. Burada. Buyurun. Şimdi İYİK'un 28. maddesinde, yani idari yargılama usulü kanun 28 ve anayasanın 138 son maddesinde mahkemelerin kararlarını idare 30 gün içinde uygulamak zorundadır. Evet. Uygulamıyorlar. Evet. Dava devam ediyor. Mahkeme, bir dakika, bunu istirham ediyorum. Estağfurullah. Mahkeme 6.4.2018 tarihi 2016/4368 esas 2018/763 karar sayılı ilamı ile bu planların imar kanununa aykırı olduğunu belirterek iptal ediyor. Evet. Bu iptal kararı da bana tebliğ edilmiyor. Tamam. Direkt belediyeye tebliğ ediliyor. Hala Mustafa Tuna Belediye Başkanı. Evet. Bu sırada Candan Hanım'ın şubesi, yani TMMOB Mimarlar Odası, evet, Ankara şubesi ne de bu karar tebliğ oluyor. Tamam. Bunun üzerine bu şube 17. İdare Mahkemesi'nin kararının 31.5.2018 tarihli yazdığı yazıyla uygulanmasını istiyor. Evet. Yani şube Candan Hanım'ın şubesi 31.5.2018 tarihli yazısını yazıyor. Diyor ki Ankara mühürleyin 17. kardeşim diyor yani. Mühürleyin, evet, diyor. Evet. Mühürleyin, durdurun, tamam, diyor. Evet. Tamam. Tamam. Buna karşın belediye İmar Dairesi Başkanlığı 5.7.2018 tarihli yazıyı yazıyor. Orada diyor ki biz bu imar planı iptal edilmeden önce yapı ruhsatı verdik. Dolayısıyla yapı ruhsatı iptal edilmediğinden biz bu kararı uygulamıyoruz diyor. Tamam. Cevap veriyor. Onu da alıyor Candan Hanım. Yavuz Bey buraya kadar. Tabii. Ondan sonra da onu Candan Hanım alıyor ve diyor ki belediye mahkeme kararını uygulamıyor, bu inşaat mühürlensin diye tekrar mahkemeye gidiyor. Hayır, o ayrı bir dava. Ben ona girmedim. Hayır, o devamı var bunun. Peki. Ankara 17. İdare Mahkemesi'nin kararını ben 18.5.2018 tarihinde İstinafa götürüyorum dilekçemle. Tamam. Belediye adına. Tamam. Çünkü müdahil o sırada temiz, yani istinaf temiz hakkı yok. Belediye adına götürüyorum. Dikkat edin. Evet. Bunun üzerine BİM, yani Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi'ne düşüyor bu dosya. Zaten oraya gider. İmar işlerine o bakıyor. BİM, yani Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi 8.11.2018 tarihinde benim müracaatımı değerlendirerek yürütmenin durdurulmasına karar veriyor. Yani bu tarihe kadar mahkeme kararlarını uygulamak belediyenin göreviyken ve kararlar kendilerine tevdiye edilmişken gereğini yapmıyorlar. Tamam. Tamam mı kardeşim? Evet. Sonra 5. İdare Dava Dairesi bu yürütme kararından sonra bir dakika 30'a 4 2019 11.4 pardon 30'a 4 değil 11.4 2019 tarihinde 2018'e 799 esas 2019'a 385 karar sayılı ilamla istinaf talebini reddediyor. Bunun üzerine ben şimdi bu bir istinaf... dakika orada duralım. 11.4.2019'da evet. İstinaf talebini reddediyor. Şimdi evet. Belediye başkanı değişti. Şu anda belediye başkanı Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Evet. Şimdi gelelim onun yapmadıklarına. Evet. Esas meselenin... Peki. 11.4'te istinaf reddediyor dediniz. Siz ne yapıyorsunuz? Bana bu karar elmek yoluyla, WhatsApp yoluyla 10 Mayıs 2019'da veriliyor. Evet. Yani hayır, 4. ayda veriliyor karar ama evet, bana size ulaşması Mayıs. İşlemi evet. Yani benim haberim yok. Tebliğ işlemi 10.5.2019 tarihinde tebliğ evet. ediliyor. Evet. Tebliğ yapılıyor. Hı hı. Tamam. Evet. Bunun üzerine ben bu kararı bozulması yönünde Danıştay'a götürüyor. Temiz ediyor. Halen dosya Danıştay 6. Dairesi'nde 2019 Taksim 16.420 esasla devam ediyor dava. Dava bitmemiş. Anlatabiliyor muyum? Peki. Derdest deriz biz ona. Dava devam ediyor. Hı hı. Buna rağmen şimdi bu kararı diyor Mehmet Ali Alan, Mansur Yavaş, Mehmet Ali Alan bu kararı sakladı, bize vermedi diyor. Evet. Bir kere bunların gerçek dışı olduğunu izah edeceğim. Birinci olarak benim sözleşmemde bu davalara herhangi bir dava bana verilirse davayı son aşamasına kadar, kesinleşmesine kadar takip edeceğim yazılı, bilgi vereceğim yazılı değildir. Ama bu ancak onlarla yaptığım sözleşmede eğer yazılı bilgi isterlerse bunu vermek zorunda olduğum belli. Ya Melih Gökçek belediye başkanı olsaydı vermez miydiniz bilgi? Vermezdim. Çünkü sözleşmemde hüküm yok. Vermezdim yani. Benden sordu. Şimdi verdiklerimi anlatacağım. Soruyorlar, veriyorum. Bak. Şimdi ama birazcık hızlanmamız lazım yoksa bu program evet, bitmeyecek. Evet. Bakın. Birinci olarak bilgi verdiğim şeyi arz edeyim size. Bir belediyenin avukatı Gamze Zorapoğlu ismi evet. Gamze Zorapoğlu bana bir WhatsApp bir yazısı gönderiyor. Diyor ki bu kararı bize gönderir misiniz? Evet. Ne zaman gönderiyor? 11.7.2019 Temmuz'da. Tarihinde. Temmuz'a evet. kadar haberleri olmamış olabilir mi? Haberleri olup olmadığını ben bilmem, iftira atmam. Ama bana 11.7.2019 tarihinde hı hı. bu Gamze Hanım avukat WhatsApp'la yazarak bu davanın sonucu ne oldu diyor. Ben buna kararı gönderiyorum. Hangi mahkemenin kararını? 5 İdari Dava Dairesi'nin kararını gönderiyorum. Peki. Diyorum ki istinaf talebimiz reddolmuştur. Kararı uygulayın. Tamam. Evet. Ancak bakın şimdi bu WhatsApp yazışması ne zaman olmuş? Temmuz'da. 11.7'de. Tamam. 2019. Evet. Peki 11.7'den 16-12-2019 tarihine kadar niye mühürlemiyorlar? Neden mühürleme işlemi yapmıyor? Yani Temmuz ayında haberleri var. De ki diyorsunuz. Tabii. De ki diyorsunuz ben haber vermedim. Ben haber vermediysem bile Temmuz ayında haberleri oldu. Ve Temmuz ayında bunu yapabilirlerdi. Evet. Temmuz ayında yapabilirlerdi. Bunu niye yapmadılar diye soruyorsunuz. 11.7'den 5 ay geçiyor. 16-12'ye kadar. Bilgi verdiğiniz avukat hala onlarla beraber mi biliyor musunuz? Tabii kadrolu avukatı. Kadrolu avukatı. Yani sözleşmeli değil. Hı hı. Belediyenin kadrolu avukatı. Hı. Geçtik, bir daha haber veriyorum. Bir taneyle yetinmiyor. Bakın bizde Temmuz sonu Eylül'e kadar, Eylül'ün ilk haftası dahil adli tatil var. Evet. Ben adli tatile gidiyorum. Abi, adli tatil dönüşü 13-9-2019 tarihinde tekrar yazı yazıyorum. Bak böyle bir bilgi verdim ben Gamze'ye. Ama siz bu karara rağmen burayı mühürlemediniz. Diyorsunuz. Ben tekrar yazıyorum, mühürleyin. Ama 15-9-2019 tarihinde resmen yazdığım bu yazıya, ki yazının şeyi de var, sayısı, ama cevap vermiyorlar. 123.469 sayılı yazıyı 13.9.2019 tarihinde resmen alıyorlar. Ve ben dilekçeme bastırıyorum bunu. Peki. Satabiliyor muyum? Peki. Şimdi 13.9'da madem Gamze Hanım'ın verdiğiyle yetinmedi, 13.9'dan sonra niye tekrar mühürlemiyorsun? İnşaatı durdurmuyorsun. Ne zamana kadar? Rüşvet olayı ortaya çıktığı 16-12'de sen gidip mühürleme yapıyorsun. 16-12'de ama önce mühürleme, sonra rüşvet olayı çıkıyor tabii. Rüşvet iddiası da. Hayır. Rüşvet de demiyor da Sinan Aygün gidiyor. Yani ben de şeyden dinlediğim zaman Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki dur sen şikayetini yapma. Ben diyor görüşeceğim ve yani Sinan Aygün'ün beyanını söylüyorum. O dilekçeyi hazırlamış, fakat dilekçeyi vermeden önce Kemal Kılıçdaroğlu Bey'e gidiyor, durumu aktarıyor Sinan Aygün. İfadesini söylüyorum ben. Ben de dinledim. Siz konuşmadınız mı? Beyaz TV'de konuşmasında, bak Beyaz TV'deki yaptığı konuşmada. Siz konuşmadınız mı? Müvekkiliniz zaten herhalde. Hayır, ben artık bu davadan çekildim mecburen. Niye? Sinan Aygün'ün müvekkiliniz değil mi? Sinan Aygün'ün müvekkilliği devam ediyor ama müdahilin davaya herhangi bir şey yapma hakkı kalmamıştır. Niye? Onlar da sanıyorum bir üst mahkemeye götürmüşler müdahil olarak. O ayrı bir karar. Bak. Ayrı bir karar. Peki. Sonra Tezcan Hanım Tezcan Hanım'a bir yazı yazılıyor. Bakın onu da söyleyeyim. Şimdi esas dananın kuyruğunun koptuğu yer orası. Biraz hızlı bir şekilde alacağız. Artık gerçekten uzattık. Evet. Ertuğrul Candaş İmar Daire Başkanı. Evet. Ertuğrul Candaş içeriğinden anlaşıldığı üzere 22.11.2019 tarihinde Candaş Hanım'a bir cevap veriyor. Diyor ki burada mukteseb hak var. Biz ruhsat verdik. Yapılaşma ruhsatı. O nedenle biz bu yeri iptal edemeyiz diyor. Candan Hanım dinliyorsa gerçek dışı desin. Bakın yazı elimde. İstenildiği zaman Şimdi demek ki bu yazıyı yazıyorlar. Ne zaman? 22.11.2019'da. Evet. Ve yani yok diyor. Peki o zaman aradan kaç gün geçiyor? 16-8 daha 24 gün sonra gidip mühürlüyorlar burayı. Neden? Diyor ki inşaat %75 seviyesine gelmiştir. Bu nedenle biz mühürleme işlemi yapmayız diyor Mansur Yavaş'ın İmar Daire Başkanı. Fakat 16-12-2019'da bu olaylar patlak verince, iki CHP'li birbirine girince hemen gidiyorlar ve bunu 16-12'de mühürlüyorlar. Dolayısıyla burada benim bu olaylarla ilgili saklama, gizleme diye hiçbir şeyim yok. Peki. Ben bunun zamanında Gamze Hanım'a bilgi vermişim. ve Gamze Hanım avukattır, hukuk müşaviridir, müşavirliğinde görevli avukattır, hukuk müşaviridir derken yanlış söyledim. Hukuk müşavirliğinde avukattır, benden o bilgi istemiştir, ben de bilgiyi vermişimdir. Sonra da yazıyla bildirdim diyorsunuz. Zaten onu anlattınız. Tamam, şimdi yazıyla da bildirdim. Tamam, anlaşıldı. Ayrıca bir müsaade edin ama. Evet. Yazayım bak. 11/7/2019 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hukuk Müşavirliği tüm bu bilgilerden haberdar. Yazıyı gönderdim diyorsunuz. Mi? Şimdi peki ve şunu söyleyeceğim. Bir müsaade edin ne olur ama. Mehmet Ali Bey, sizi azlettiler değil mi bu davadan? Büyükşehir Belediyesi Sözleşmesi geldi. Bugün mü geldi? Peki, evet. Sizinle ilgili bir suç duyurusu varmış herhalde savcılığa. Bize gelmedi böyle bir şey. Baroya da bir şikayet varmış. O da gelmedi. O da gelmedi. Yani Ankara Belediyesi anladığımız kadarıyla biraz sizin çalışmanızdan mutlu değil. Herhalde o şikayet şeylerinden, organizasyonlarından niye mutlu olmadığına da bakarız. Siz de kendi cephenizden durumu anlattınız. Ben de Mansur Yavaş'ı ve ekibini gerçek dışı bilgiler verdiği için şikayet edeceğim. Hem de Ankara Barosu'na da bir avukat diğeri aleyhinde konuşamaz. Uğur Dündar'ın yaptığı programda açıkça bunları öğrenmeden beni arayıp bu bilgileri alıp ona göre orada konuşması gerekirken bir yetkilisi diyor ki biz haricen 3 hafta önce öğrendik bu işleri diyor. Bunlar tümüyle yalan, dolan ve Mehmet Ali Alan'ı şerefiyle hizmet etmiş 45 yıllık avukatım ben ve Ankara'da gelir vergisinde 7. sıradayım. Anlatabiliyor muyum? Peki. Şerefim ve onurumla kimse oynayamaz. Peki. Ve gereken neyse ben siz de başvuruda bulunacaksınız. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet edeceğim. Ankara Barosu'na şikayet edeceğim. Tazminat davası açacağım. Bunun bir şey daha söyleyeyim, bitiriyorum. Lütfen. Mansur Yavaş'ın bana olan kin ve nefreti benim onu daha önce belediye başkanlığı yaptığı Beypazarında şikayet ettim. FETÖ'cü bir vakfa vermiş olduğu arsalar nedeniyle. Gerçi ne oldu? Şikayetin sonu ne oldu? Takipsizlik mi oldu? Ama şikayetin sonu ne oldu? 17 şikayetin sonu ne oldu? Şikayet devam ederken yeni seçilen belediye başkanı gidiyor bu arsayı geri aldığı için geri alıyor. O nedenle görevi kötüye kullanma suçunun unsuru olan zarar görme unsuru ortadan kalktığı için sizin böyle geçmişte Mansur Yavaş'la böyle bir ihtilafınız olmasına rağmen böyle bir olayda Büyükşehir Belediyesi adına avukatlığa niye devam ettiniz? Büyükşehir Belediyesi'ne ben kendiliğimden çekildiğim zaman bir yıl dava var bende. Şu anda yaklaşık 80'in üzerinde dava var. Ne yapacaksın? Bu onları iade etmediniz mi? Benim ücretim ödenmeden ben onlarda hak etmişim. Birçoğunu kazanmışım Yargıtay'da ve şu anda bende 131 dava var. 131. Anladım. Ben şunu merak ediyorum Mehmet Ali Bey. Sizin zaten Mansur Yavaş'la bir itirafınız varsa Mansur Yavaş belediye başkanı olduktan sonra sizinle beraber çalışmayacağı açık bu itirafa rağmen. O beni azletmesi lazım. İşte azletti. Ya da bana al ücreti vekaletlerine al istifa et demesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Peki. Benim emeğimin karşılığını vermiyor. Vermeden istifa ben ettiğim zaman haklarımdan vazgeçmiş olurum. Pekala. Onun için onun azletmesi lazım ve yaklaşık 10 aydır beni azletmiyor ama bu rüşvet olayı patlak verince artık sığınacak yer arıyor ve beni bahane ediyor. Siz de hukukçusunuz. Rüşvet iddianın sahibi dile getirmedi bugün. Yalnız ona hayır, dikkat ederseniz rüşvet demedi. Onu daha dinlemedim. Dinlemedim. Az önce Sinan Aygün'den bana pasajlar söylediniz. Ama ben Beyaz TV'de dinledim dedim. Yavuz irtikap dedi Mehmet Ali Bey. Peki. Dürüst gazetecilik. Merak etmeyin. Merak etmeyin ama ben rüşvet, bakın size bir şey söylüyorum. Ben rüşvet olayı dürüst gazetecilik yapmayayım canım. Sonra diyorum. Beyaz TV'yi dinle, orada açıkça benden rüşvet istediler diyor. Ama bugün, ben ona göre konuşuyorum. Peki bugün basın toplantısında açıkça sordular. Rüşvet mi istediler yoksa istedikleri şey başka bir şey mi diye. Sinan Aygün'ün söylediği aynen şu: hayır, rüşvet istemediler, okul parasından bahsettiler dedi. Onun için yani ben ona müdahale etmek istedim. Doğrudur da ben bundan haberim yok. Ben Beyaz TV'de ne olur hemen bir ters şey yapınca dürüstlüğümü sorgulamayın. Dürüstlükle ilgili bir sıkıntı yok, merak etmeyin. Beyaz TV'de açıktan böyle dedi ve bütün gazeteler böyle yazdı. Ama ben bugün onu doğrulamadı yani. Ben de rüşvet filan aldı filan demedim, bakın dikkat buyurun. Rüşvet iddiası dedim. İddialar dedim ben. O iddianın sahibi olarak kendisi bugün reddetti. Yani onun sorunu. Niye önce adamları o zaman sen itham ediyorsun da sonra geri dönüyorsun? Bilmiyorum, o benim sorunum değil. Belki müvekkiliniz olduğu için belki konuşursun. Yok hayır, benim müvekkilimse müvekkilim. Herkes ağzından çıkan söze dikkat edecek. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Ben de teşekkür ediyorum.